Yapın kardeşim. Yapın, iptal edin. Hatta istiyorsanız bir daha iptal edin. Ne olacak yani? Millete güveniyoruz biz. Çünkü Honazlılar yeni bir ufku açtılar. Yeni bir ufku açtılar. Yeni bir insan gelsin. Bir görelim bakalım. Akıl akıldan üstündür. Genç birisi, yetenekli birisi, tuttuğunu koparan birisi, hizmet etmek isteyen birisi. E gelsin bir bakalım. Bir daha seçim olur, bir daha seçim. E bir daha seçim oldu, ne oldu? Aradaki farkla geldi. O nedenle ben Honaz'a ve Honazlara özellikle yürekten teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığı seçtiğiniz için. Bir başka önemli konu değerli arkadaşlar. Hesabını verecek. Yaptığı her kuruşun hesabını verecek. Hesap vermek ne demektir biliyor musunuz? Tüy bitmemiş yetimin hakkını korumak demektir. Çünkü sizin paranızdır. Sizin paranızı bir belediye başkanı, bir bakan, bir başbakan, bir cumhurbaşkanı istediği gibi harcayamaz. O para milletin parasıdır. Milletin çıkarları doğrultusunda o paranın harcanması lazım. Harcanacak ve hesabını da siyasetçi verecek. Bunu şunun için söylüyorum. Diyorlar ki biz şehir hastaneleri yaptık. İyi. Havaalanları yaptık. Çok güzel. Otoyollar yaptık. Gayet güzel. Havaalanları, efendim otobanlar yaptık. Çok güzel. Kimse size niye bunları yaptınız diye sormuyor. Ama şu soruyu soruyoruz. Kaça yaptınız? Kaça yaptınız? Çünkü bu parayı sonunda ben ödeyeceğim. Bir liralık işi bir liraya mı yaptınız? Bir liralık işi beş liraya yapıp dört lirasını cebe mi attınız? E ben bu soruyu soracağım. Ben bu soruyu soracağım. Niye bu soruyu soracağım? Tüy bitmemiş yetimin hakkını korumak için soracağım. Başka ne için soracağım? Ben tüy bitmemiş yetimin hakkı derken sıradan bir söylem olarak söylemiyorum ben bunu. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Doğduğu andan itibaren. Altına bez alırsınız, vergi ödersiniz. Su içirirsiniz, vergi ödersiniz. Süt verirsiniz, vergi ödersiniz. Musluğu açarsınız, dört çeşit vergi ödersiniz. Elektrik düğmesine basarsınız, beş çeşit vergi ödersiniz. E bu vergiyi siz ödüyorsunuz. O zaman kaça yaptın bana söyle. Efendim biz bunu size söyleyemeyiz. O zaman sen millete değil cebine çalışıyorsun demek ki. Bunu bilmemiz lazım. Bilmemiz lazım. Kul hakkı sıradan bir kavram değildir. Kul hakkı sıradan bir kavram değildir. Kul hakkı eşittir, demokrasidir. Niçin? Vatandaştan alınan her kuruşun hesabını millete veriyorsanız o ülkede demokrasi var demektir. Vatandaş soruyor, benim paramı nereye harcadın diye. Bu demokrasidir. Demokrasinin çıkış kaynağı da budur zaten. O nedenle biz yeni bir siyaset anlayışı, başkanın 7 tane ilkesi var, belirledik. Bütün belediye başkanları ona uyacaklar. Bütün belediye başkanları. Bunu yeni bir siyaset anlayışını topluma anlatmak için getiriyoruz. Önümüzdeki süreçte olacak. Aynı şekilde benzer bir olayı, Honaz'da yaşadığınız bir olayın benzerini İstanbul'da yaşadım. Orada da gittik. Vatandaşın ben ferasetine güveniyorum. Vatandaşın adalet duygusuna güveniyorum. Vatandaşın vicdanına güveniyorum. Haksızlık olduğu zaman diğer partiye bir seçimde oy veren kişi burada bir haksızlık var diyor ya. Nasıl bu haksızlığa tahammül edeceğiz? Bu sefer oyumun rengini değiştireceğim, gideceğim, haksızlığa uğramış kişiye oy vereceğim diyor. E verdi.